1967 yılından bu yana ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı olan Günaydın Lojistik, 1000'den fazla çalışanı 4000'den fazla aracıyla lojistik sektörünün önemli temsilcilerinden biri olmayı başarıyor. Çevreyi önemseyen şirket dünya markası olmak hedefiyle yoluna devam ediyor. İlgiyle takip ettiğimiz sanatçıların dünyanın pek çok ülkesinde konser vermesinin, en taze sebze ve meyvelerin soframıza ulaşmasının, beğeniyle satın aldığımız moda unsurlarına ulaşabilmemizin, yani birbirinden çok farklı bu durumların ortak noktası nedir? Lojistik. Sanayi gelişecek, üretim yapılacak ve bu tüketicinin kullanımına sunulacaksa en önemli kavramlardan biri olur lojistik. Coğrafi konum olarak Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören ülkemiz birçok otorite tarafından lojistik üssü olarak görülüyor. Sektörün İzmir merkezli önemli oyuncularından Günaydın Lojistik bu yapı içinde 1967 yılında yerini alıyor. Yönetim kurulu üyesi Erol Günaydın, hızla gelişen sektörde aile şirketi olarak konumlandıklarını belirtiyor. Bir aile şirketiyiz. Artık birçok konuda faaliyet gösteren bu aile şirketinin ortakları da var tabii ama o aile şirketi kavramı hiç değişmedi. Kurucu olan babamız Serol Günaydın 1967 yılında faaliyete başlamış ve bugün biz ikinci kuşak, şu anda da üçüncü kuşaklar artık yavaş yavaş konunun içerisinde yer almaya başladılar. Günaydın, yıllar içinde yaşanan değişimin ve gelişimin kronolojisini anlatarak sözlerine devam ediyor. 1967'de başladı bu yolculuk babamızla beraber. 89 yılına kadar sadece şehir içi şehirler arası yük taşımaydı bu. 89 yılından itibaren içine personel taşımacılığı aldı. 93 yılında konteyner taşımacılığı. 2000'li yıllarda uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetler. 2005 yılında konteyner depo işletmeciliği. 2008 yılında parsiyel taşımacılık ve dağıtım hizmetleri. Yine aynı yıl kurye taşımacılığı hizmetleri. 2011 yılında demiryolu taşımacılığı. 2013 yılında, bu arada demiryolunda iki tane lojistik merkezi var Günaydın Grubun. Birisi Sarayköy'de, birisi Aydın'da olmak üzere. Her ikisi de yaklaşık 100 dönümlük alanlarda faaliyet gösteriyor. 2013 yılında hava taşımacılığı faaliyetleriyle beraber gelişmeye devam ediyor. Askeri terminolojiden gelen ve destek anlamına gelen lojistik için dipsiz bir kavram diyor Erol Günaydın. Lojistiğin dünü, bugünü ve yarınına dair üniversitelerde seminerler de veren Erol Günaydın, lojistiğin gelişiminde dünyada kabul gören 4 evreden söz ediyor. Birinci evre geleneksel olan, işte üreticinin kendi yükünü taşıdığı evre. Yani daha herhangi bir firma yok. Üreten üretimini kendisi, kendi imkanlarıyla, işte tahılsa bu toprak mahsulleri ofisi veya tarladan, bahçeden satış noktasına veya üretim noktasındaysa yine aynı ürettiği malı satış kanallarına kendini taşıyan ilk evre. Birinci evre orayı, onu temsil ediyor. İkinci evre bunu artık terk edip profesyonel diye tabir edilen şirketlere devretme kısmı. Ama içinde bir değer katma yok. Bir noktadan bir noktaya taşıma var sadece. Ama üçüncü evrede artık nitelik değişiyor. İçine dağıtım, depolama, etiketleme, barkodlama gibi birçok faaliyeti de içine alarak üreticinin neredeyse ana konu dışındaki tüm süreçlerini içine alan, bazen birini birden fazlasını içine alarak devam eden bir konu haline geliyor. Yani lojistik genişliyor. Dördüncü evre diye tabir edilen evrede artık iş kopuyor. Yani firma, marka yönetimi ve ürün dışında, ürün geliştirme dışındaki tüm süreçleri, yani ürün geliştirme ve marka yönetiminin dışında satın alma, satış, üretim dahil tüm süreçleri lojistikçiye terk ediyor. Şimdi bu boyutuyla baktığınızda gerçekten lojistik her şeyi içine alan bir konu haline geliyor. Ulusal ve uluslararası binlerce kuruma çözüm ortaklığı yapan şirketin sektördeki gücünü ortaya koymak adına rakamların diliyle konuşuyoruz. Aylık 2 milyon tonun üzerinde yük taşıyan, 1000'in üzerinde öz mal aracı, 3000'den fazla kiralık aracı ve toplamda 4000 araçtan fazla bir organizasyon lojistik tarafta. Personel taşıma da aslında lojistikle iç içe bir kavram. Orada da her gün 60 bin kişiye yakın bir personel taşıyan bir yapı Günaydın Grup. Ve sadece Türkiye'nin birkaç şehrinde değil,
çok sayıda şehrinde faaliyet gösteren bir yapı. Lojistiğin gelişiminden söz ederken Türkiye'nin büyüme hızını 3'e katlayan bir büyümeden söz ediyor Erol Günaydın. Gerekçesini de şöyle izah ediyor. Türkiye %7 büyürse lojistik %21 nasıl büyür? Şimdi lojistik bir giriş bir çıkış diye tabir etmek lazım. Yani üretilen her şeyin bir giriş lojistiği var, bir de dağıtım diye tabir edilen o çıkış lojistiği var. Bir de arada yan sanayilerin kullanıldığı ilave bir lojistik var. Bunların hepsini iç içe koyduğunuzda lojistik Türkiye büyümesinin her zaman 2,5 katı üstünde büyüyen ve bu sebeple de her zaman ihtiyaç, yani personel ihtiyacı, sermaye ihtiyacı da çok fazla olan bir konu. Hava, deniz, kara, demir yolu da dahil olmak üzere lojistiğin tüm süreçlerinde yer alan şirket kombine taşımacılık çözümleri de sunuyor. Karada başlayıp demir yoluna devam eden, sonra tekrar karada devam eden, eğer biraz daha uzatırsak bunu, işte yurt dışından geldiğinde denizi yani gemiyi kullanan, öncesinde demir yolunu, karayolunu, denizi, tekrar demir yolunu, tekrar karayı, tekrar demir yolunu kullanan bir yönetim olabiliyor. Burada bunları öyle arka arka eklediğimizde çok karmaşık bir yapı gibi görünüyor ama bu bir organizasyon nihayetinde. Siz bunu doğru bir şekilde yönettiğinizde eğer müşteriye de katma değer sağlıyorsa, çünkü amacımız burada yükü bir yerden bir yere sürekli aktarmak değil, bir değer kazanmak. Çünkü artık günümüz koşullarında beklentiler hem en üst kalite hem de en uygun fiyat olduğu için siz müşteriye sunabileceğiniz en uygun fiyatta bir kombinasyon hazırlıyorsunuz ona. Yönetim kurulu üyesi Günaydın, rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı günümüzde firmaların ayakta durabilmesinde lojistiğin etkisi ve önemini örnekle izah ediyor. Artık firmaların lojistik partnerlerini belirlemesi son derece önemli. Çünkü sizi ya öne çıkarıyor ya geriye çıkarıyor. Siz bir markete girdiğinizde kafanızda bir marka ile giriyorsunuz. Ama illaki ikinci bir marka, üçüncü bir marka da var. İşte sizin o mağazadaki yerinize ulaştıran şey lojistik. Eğer doğru seçilmemiş bir lojistik firmanız varsa o an orada olmamanız işi kaybetmeniz anlamına geliyor. Severek ve isteyerek heyecanla yapılan bir işte başarısız olunmaz. Bu düsturla hareket ediyor Erol Günaydın ve sayısı bini bulan ekibine de hep bunu öğütlüyor. Hem yöneticilerimiz hem de çalışanlarımız oldukça genç, dinamik ve heyecanlı. Zaten heyecan olmayan personelle biz de çalışmak istemiyoruz. Hani o heyecan, o samimiyet, o istek zaten başarının çok önemli bir koşulu. Ben hep yeni katılan yöneticilere de, çalışanlarımıza da kulakları çınlasın. Bir seminerde dinlediğim bir şahsın verdiği örnek çok hoşuma gitti. İşte başarılı olmak için sağlıklı bir ruh haline sahip olmak gerekiyormuş. Sağlıklı ruh hali için de 6 temel ilke lazımmış. Hepimiz belki biliyoruz ama bunu sıralayamıyoruz. İşte diyor kendini seveceksin, başkasını seveceksin, işini seveceksin, ait olacaksın, inançlı olacaksın ve sağlam hedeflerin olacak. Bunlar varsa bunlar zaten size ilave bir dinamizm katıyor ve ne iş yaparsanız yapın ilerlemenize neden oluyor. Bunu ben sık sık hatırlatıyorum yönetici arkadaşlarımıza da, çalışanlarımıza da. Buna sahip olan kişiler zaten o enerjiyi size veriyorlar. O enerjiyle biz de yükseliyoruz. Yani sadece bir kişinin, iki kişinin gayretiyle yükselmek mümkün değil. Bu bir ekip işi. Lojistik sektörü çevreden bağımsız düşünülmüyor. Zira her gün binlerce araç trafikte seyrediyor ve önlem alınmadığı takdirde karbon emisyonunu artırıyor. Yönetim kurulu üyesi Günaydın bu konuda geliştirdikleri çözümleri izah ediyor. Çevre içinde yaşadığımız dünya, çocuklarımız var. Onlara temiz, sağlıklı, nefes alabilecekleri bir doğa bırakmamız lazım. Doğadan uzaklaştıkça mutsuzlaşıyor zaten insan. Bizim de gerçekten bunun için çok önemli görevimiz var. Çok dikkat etmemiz lazım. Ben bir defa Günaydın olarak demir yoluna girmekle buna çok ciddi katkı sağladığımı düşünüyorum. Özellikle Denizli'de ve Aydın'da biz karayolu faaliyetimizi neredeyse %50 nispetinde azalttık. Ve yükün çoğunu demir yoluna aktardık. Ve böylece işte alanda dolaşan araç sayısını azaltarak, şimdi biliyorsunuz standartlar var. Yenilenen bütün araçlarda karbon salınımı daha düşük. Filomuzu sürekli genç tutmaya çalışıyoruz. İşte şu anda ağırlıkta Euro 4, Euro 5 tarzında araçlar var. Artık Euro 6 çıktı biliyorsunuz. Çok hızlı bu değişime ayak uydurabilmek her zaman kolay olmuyor. Ama benim biraz önce örnek verdiğim gibi yükün, çoğalan yükün demir yolu gibi daha büyük modlara aktarılarak daha az aracın karayoluna girmesini sağlayarak ben Günaydın olarak buna ciddi bir etki sağladığımızı düşünüyoruz. Ve ben
Özellikle demiryolundaki ve karayolundaki arkadaşları ara ara toplantılara bir araya alıyorum ve karayolundaki arkadaşlara şunu söylüyorum. Biz istesek de istemesek de karayolunda hep iş olacak. O yüzden var olan işi mümkün olduğunca demiryoluna aktarmaya çalışın. Hem bu çevreye karşı olan sorumluluğumuz, hem diğer taraftan Allah korusun biliyorsunuz kaza da oranlarımız ve istatistiklerimiz ülke olarak yüksek. Bunu azaltmak için de sürekli eğitim faaliyetlerindeyiz. Eğitime çok önem veriyoruz bu anlamda. Ama sayıyı çoğaltmamak diyorum ben. Çünkü devlet ne kadar yol açarsa açsın o sayıda da araç çıkıyor trafiğe. Biz en azından kurum olarak o sayıyı arttırmadan alternatif modları kullanmayı ve alternatif modların daha güvenli olan kısmını kullanmayı tercih ederek çevreye karşı olan sorumluluğumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Önce İzmir Limanı vardı. Bilinen tarihle 8500 yıl önce İzmir'in bugünkü coğrafyada kurulması Körfez'in doğal liman özelliğinden kaynaklanıyor. İzmir'in tarih içindeki yolculuğunda kendine İzmir'i yurt edinen herkesin hayatını etkiliyor liman. Liman geliştikçe İzmir gelişiyor. İzmir ihracatının %91'i deniz yoluyla yapılıyor. Öte yandan karayolu, havayolu, demiryolu bağlantıları da İzmir'i hep önemli kılıyor. Erol Günaydın, lojistik köylerin kurulmaya başlandığı ülkemizde İzmir'in ticaretteki, dolayısıyla da lojistik sektöründeki konumuna dair tespitlerini paylaşıyor. Biliyorsunuz İktisat Kongresi'ni Atatürk İzmir'de yapmış. Bu sadece İzmir'i sevdiğinden kaynaklı değil önderimizin. İzmir gerçekten stratejik bir noktada. Biliyorsunuz bu Cumhuriyet döneminde İzmir'den yapılan ihracat Türkiye ihracatının neredeyse %60'ı. Sonrasında tabii dağılmış artık maalesef İzmir'in öyle bir konumu kalmadı. Ama bulunduğumuz nokta çok önemli bir nokta. Yani coğrafi açıdan baktığınızda İpek yolunun bir bacağını İzmir oluşturuyor. Yani biliyorsunuz o eski yollar illaki tekrar yenileniyor, tekrar hareketleniyor. Dolayısıyla İzmir'in de böyle bir güzel kaderi var. Önümüzdeki dönemde lojistik açıdan İzmir'i çok değerli buluyorum ben. Yani tüm şehirler %5 büyüyorsa İzmir %15 büyüyecek. 3 kat büyüyecek. Bu sebeple de İzmir yatırım yapılması gereken önemli bir yer diye ben her zaman özellikle belirtiyorum. Yeni liman yatırımları bu değeri daha da pekiştiriyor. Kuzeyde 3 tane yeni liman açıldı. Bir tane büyük proje var, Çandarlı Limanı projesi ve devam ediyor. Yani baktığınızda kapasite olarak İzmir'de önümüzdeki dönemde mevcut kapasite 2 kat hatta 3 kat daha büyüyecek. Biliyorsunuz yük artık çok hızlı hareket etmek zorunda biraz önce söylediğim gibi. Bir gemiyi kaçırıyorsunuz, alternatif gemi İzmir'den kalkabiliyor. Yakın olmanız, ekonomik hizmet alıyor olmanız sizin o limana hemen dönmenizi sağlayabiliyor. Bu hem yükün daha fazla zaman kaybetmesini engelliyor hem de o bölgenin hareketlenmesini sağlıyor. Bu sebeple ben İzmir'i hem coğrafi açıdan hem de lojistik açıdan önümüzdeki dönem patlayacak bir yapı olarak görüyorum ve gerçekten hani yay gibi gerildi son noktasına geldi artık. Buradan o fırladığında uzakta kalmamak lazım. Yani ben İzmir'e lojistikçilerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İzmir'de lojistikte yeni firmalar kurulması yahut mevcut firmaların İzmir yapılanmalarını güçlendirmesinden rekabet anlamında kaygılanmak bir yana, bu gelişimi destekleyen milli bir anlayışa sahip Erol Günaydın. Rekabet artık farklılaşmak zorunda. Ya biz dünyayla rekabet ediyoruz. İçerideki rekabetin bizi güçlendirmesi gerekiyor. Yani rekabetteki yeni anlayışın işbirliği olması gerekiyor. Yani salt, körü körüne, karşıdakini örseleyen, karşıdakini durdurmaya çalışandan ziyade onunla beraber büyümeye çalışan, onun eksik yanlarını sizin kapattığını, sizin eksik yanlarını onun kapattığı kombine bir halde yürümenin gerektiğini düşünüyorum. Ve bu anlamda da biz buna olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yani bir işe ihaleye giriyoruz birlikte birkaç firma. Bazen kazanamıyorsunuz o işi ama kazananla işbirliği yapıp yine devam ediyorsunuz yolunuza. Yani o yapamasın, yolda kalsın, böyle bir bakış açımız yok. Bu ülkenin bakış açısı da olması gerekiyor. Öyle olursa ülke gelişir. Yönetim Kurulu üyesi Erol Günaydın sözlerini noktalarken hedeflerine değiniyor. Lojistikte dünya markası olmak arzusuyla yollarına devam edeceklerinin altını çiziyor. Dünyada söz sahibi olan bir firma olmak istiyoruz. Bizim misyonumuz ve vizyonumuz ve bu anlamda da misyonumuz böyle gelişiyor. Dünya markası olmak istiyor Günaydın. Ve Türkiye'deki müşterilerine dünyanın her yerinde hizmet verebilen,
sanki İzmir'deymiş, sanki Türkiye'deymiş gibi hizmet verebilen bir yapı kurmak istiyoruz. Bu anlamda da görüşmeler, partnerlikler yapıyoruz dünyanın birçok ülkesinde. Bunu geliştirerek devam etmek istiyoruz.